Tsunami, rüzgar veya gelgit değildir. Deniz dibinde meydana gelen depremlerle veya volkanik patlamalarla oluşan ve özellikle taban çökmesi, zemin kayması gibi güçlü tektonik hareketlere sahip bölgeleri etkileyen dev dalgalara verilen isimdir. Okyanus kütlesinde oluşan sismik bir şoktan doğan tsunami dalgaları onlarca metre yüksekliğe ulaşır ve deniz kıyısındaki topraklarda yıkıcı etki yapar. Depremlerden sonra oluşan tsunamiler diğer deniz dalgalarından farklıdır. Derin denizde varlığı hissedilmezken sığ sulara gelindiğinde bazen 30 metreye kadar yükselerek çok şiddetli akıntılar oluştururlar. Tsunami ilk oluştuğunda tek bir dalga halindeyken kısa bir süre içerisinde 3 ya da 5 dalgaya dönüşerek çevreye yayılmaya başlar. Bu dalgalardan ilki ve sonuncusu genelde çok zayıf olur. Fakat diğer dalgalar etkilerini kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerler. Bu nedenle depremlerden kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın geldiğini gösterir. Bu değişim arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisidir. Tarihte görülen en büyük tsunami 26 Aralık 2004'te Endonezya'nın Sumatra adası yakınlarında meydana gelmiştir. 9.15 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunami dalgalarından dolayı yaklaşık 283 bin insan hayatını kaybetti. Denizlerin herhangi bir bölgesinde yerel olarak oluşan tsunamide deniz taban deformasyonu, çökmeler, oturmalar, zemin kaymaları, göçmeler, volkanik hareketler, meteor çarpmaları gibi kütle hareketleri biçimindeki olaylardan herhangi biri ya da birkaçının birden oluşması sırasında potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşerek deniz ortamına kısa sürede enerji aktarımı gerçekleşir. Geçen enerji su kütlesi içinde akıntılar ve su düzeyi değişimine neden olarak tsunami dalgası oluşturur. Tsunami'den korunma yolları. 1. Deniz çekildiğinde merak edip kıyının durumunu izlemeye kesinlikle gitmeyiniz. Çünkü can kayıplarının büyük bir bölümü bu sırada olmaktadır. 2. Etkili dalgaların kıyıya vurmasından sonraki birkaç saat tehlike devam edebilir. Resmi açıklamalar yapılana dek bekleyiniz ve kıyıdan daima uzak kalınız. 3. Tsunami fark edildiğinde ya da uyarı alındığında en kısa zamanda kıyı çizgisinden uzaklaşmak zorunludur. Karada bulunan kişilerin kıyıdan 100-150 metre uzağa, denizde, teknede bulunan kişilerin ise su derinliği en az 50 metre veya daha derin yerlere doğru uzaklaşması, olası dalga ve akıntı etkilerinden kurtulma şansını arttırabilir. Unutulmamalıdır ki dalganın karada ilerleme hızı insanın koşma hızından daha fazladır. 4. Tsunami dalgaları dereler, ırmaklar ya da denize bağlantılı kanallardan içerilere doğru kilometrelerce ilerleyebilir. Dere, ırmak kıyıları ve bentlerde zarar verici taşmalar oluşması doğaldır. Bu nedenle buralardan uzak durulmalıdır. 5. Deniz tabanında oluşan herhangi bir deprem nedeniyle tsunami dalgası oluşabilir. Kıyılardayken bir deprem hissedildiğinde kıyıdan uzaklaşmak yararlı bir önlemdir.